açısından bir Kürt sorunu, Kürt ulusal hareketiyle, Kürt halkının talepleriyle kurulan ilişki temel bir turnusol kağıdıdır. Ben en azından bu dönemde Gazze ile Gazze'deki işgale karşı durulan noktanın da böyle bir turnusol kağıdı, turnusol işlevi gördüğünü düşünüyorum. Şimdi bu bazen yani saldırı, yani bir Hamas-İsrail savaşı olarak tariflemek bile bir ezilen bir halkın talebini, özgürlük talebini sadece bir yapıyla, bir örgütle, bir kesimle sınırlandırmak toplam oradaki bir halkın taleplerini, özgürlüğünü, özgürlük talebini üzerine örten bir şey haline geldi. İsrail Filistin'de işgalci bir işgalcidir. Yerleşimci sömürgeciliğinin bütün tipik özelliklerini göstermektedir. Buna rağmen yürütülen savaşta sadece Hamas'ı öne çıkartarak şunu kullanmıştır: biz Filistin'e, biz bir halka karşı değil, Hamas'a karşı savaşıyoruz denilmiştir. Hatta bu anlaşmasını, hani ateşkes anlaşmalarında Hamas bitene kadar bu savaşı sürdüreceklerini söylemiştir. Tüm dünyaya bunu propagandasını yapmaktadır. Ama biliyoruz ki bütün İsrailli yetkililer şunu söylüyor: Filistin'de Filistinliler, bütün Filistinliler gidene kadar, tüm Yahudilerin güvenliğini sağlanana kadar bu savaş bitmeyecektir diyor. Emperyalistlerin, Siyonistlerin, sömürgecilerin ve bunun işbirlikçi unsurların bize gösterdiklerini değil, halkların taleplerini, halkların mücadelelerini daha fazla gözümüzü, kulağımızı açmamız gerekiyor. Demokratik bir Orta Doğu bakımından, demokratik bir Filistin bakımından, aynı zamanda Kürt halkının Kürdistan coğrafyasında özgürleşmesi bakımından yürüteceğimiz, yönümüzü çevireceğimiz noktanın bu olması gerekiyor. Kobani sadece Kobani değildir, Kobani dünyadır. Hatırlarsanız 1 Kasım Dünya Kobani Günü ilan edildi. Bu öylesine ilan edilmiş bir gün değil. Çünkü Kobani'nin kurtuluşu aynı zamanda dünyanın kurtuluşudur. Bu anlamı budur. İşte o yüzden devlet bunu cezalandırıyor. Çünkü o süreçte AKP hükümetinin politikası Kürtlerle diyalog ve işbirliği kurmak değil, IŞİD'le işbirliği kurmaktı. Burada işte ortaya da çıktı. Bu ülkede işte silah gönderdiler, her türlü ekonomik destek gönderdiler. Hala ilişkileri var. İşte ÖSO diye ifade ettikleri cihadist gruplarla. Afrin hala işgal altında yani. IŞİD'le işbirliği yapmayı, Kürtlerle kardeşlik kurmayı, işbirliği yapmaya tercih etti. Bu bir politika aslında. Türkiye'de bugün gelen siyasi krizin, yani ekonomik kriz ya da başka meseleleri konuştuğumuzda bundan bağımsız ele alamayız. İşte El Bağdadi, değil mi? IŞİD'in en yakın 1 numaralı adamı Türkiye'ye kaç kilometre yakın bir yerde yakalandı yani. Şimdi dayanışmayı aşan, birlikte mücadeleyi örecek bir aşamaya geçmek zorundayız yani. Bu sadece Kürtlerin meselesi değil, bu Türklerin meselesi değil, Arapların meselesi değil. Bu işte Lazların, Çerkezlerin, Ermenilerin, Alevilerin meselesi değil. Hepimizin meselesi. Çünkü arkadaşlar, birisine haksızlık yapıldığında, siz o haksızlığa onay verdiğinizde yarın sana da haksızlık yapılmasının yolunu açıyorsun. Bütün mesele bu. Sen bir yerde hukuksuzluğa kapı araladığında yarın kendi başına gelecek hukuksuzluğun da kapısını aralıyorsun. Öyle anlaşılıyor. Bak bizler de refleks gösterirken öyle gösteriyoruz yani. Kürt sorunu da sadece Kürtlerin meselesi olarak görüyoruz. Sosyalistler olarak böyle bakamayız zaten. Kürt sorunu, Kürtlerin meselesi kaldığı sürece devlet de savaş politikalarına, çatışma politikasına, çözümsüzlük politikasına devam ediyor yani.
Bu mesele benim meselem. Bakın mesela diyeyim ki gerçekten Filistin halkıyla dayanışmak bizim için önemli. Gerçekten savaşın, çatışmanın katli yani çok yanı başımızda acısını yaşıyoruz. Hep böyle söylüyorduk. Savaş en çok kadınları ve çocukları öldürüyor. Savaş dönemlerinde kadın bedeni bir savaş alanı olarak değerlendiriliyor. Kadınlar zorunlu göçe maruz bırakılıyor. Kadınlar yaşam alanından kopartılıyor. Yoksullaştırılıyor. Taciz, tecavüz bir şiddet biçimi olarak normalleştiriliyor. Bütün bunları yaşıyoruz değil mi? Bunun için kadınlar olarak savaşa karşı ses çıkarmamız gerekir. Barış hareketini örmemiz gerekir. Sosyalist gençler yönlerini Suruç'a, Suruç'tan da Kobani'ye döndüler. Bu tıpkı Suruç'ta yapılanlar gibi sadece bir dayanışma hareketi değildi. Hani Suruç'taki undan ekmek yapanlar, çadır kuranlar, her gün eşya ve yiyecek taşıyanlar sadece bir dayanışma hareketi, yardım hareketi örgütlemediler. Bu topraklarda halklarımızın birlikte yaşam umudunu, birlikte yaşam mücadelesini ördüler. Çok önemli bir siyasi eylem gerçekleştirdiler. İşte Suruç ve Kobani inşa kampanyasına karar veren sosyalist gençler de tam olarak buradan beslenen, buradan hareket eden bir çıkışla bir kampanyaya giriştiler. Şimdi SGD'liler adına şeyi söyleyeyim. Şubat 2015 Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun 7. Genel Kurulu ODTÜ'de, Vişnelik'te yapıldı. Orada Türkiye siyasi tarihini kısaca değerlendiren gençler ve aslında sosyalist gençliğe, gençliğe düşen rolü değerlendiren gençler özgürlük yakında gününü devrime ayarla şiarını atfettiler genel kurullarına ve bu genel kurullarında öncelikle 7 Haziran'da seçimlere parti olarak girme kararı alan Halkların Demokratik Partisi'nin birer militanı, birer emekçisi olarak çalışmak, bu birleşik demokratik cepheyi, birleşik demokratik çalışmayı kendi gövdeleriyle güçlendirme kararı aldılar ve aynı zamanda da Suruç'tan Kobani'ye gidecek bir yolculukla savaştan yıpratılmış, yorgun düşürülmüş bir halkın yaralarını onarmak ve beraber savunduğumuz devrimi bir kez daha gidip beraber inşa etmenin kararını aldılar. Bu kararı verdiler. Onları oraya götüren tam olarak bu sorumluluk bilinci, tam olarak bu devrimin güncelliğine duydukları inanç, yüksek bilinçti. Aynı zamanda Türkiye Devrimci Hareketi'nin çok özel mirasından besleniyorlardı. Ölüm öylesine amansız ki bir patlamada koskoca kayalar ve çocuklar tuzla buz oldular. Bir patlamada koskoca kayalar